Baby, tan lejos y tan cerca, como enero y diciembre. Es que parcho teniendo la misma mente. Tu bebé, ponte bien suelta, que sé cómo tú te sientes. Con las ganas de ser mala y decente. En la madrugada te encanta, cuando el bebé tuyo a ti te canta. En la madrugada te encanta, eres exótica como Fanta. En la madrugada, ven conmigo, baby, toda la noche. Sé que estás traca, yo también espero que se note. Yeah, yeah, baby, presiento que tú eres lo llamado felici. Herkese merhaba, yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, sabah gördünüz, elimi yüzümü yıkadım. Çocukların beslenmesini hazırladım, okula yolladım. Şimdi kendimi düzelteceğim, biraz çeki düzen vereceğim. Normalde taç takıyordum, tacımı bulamadım, artık bugün bununla yapacağız. Kahvemi yaptım, geldim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bu hafta daha iyiyiz. Geçen hafta biliyorsunuz bayağı bir stresli geçti. Ama bu hafta çok şükür çocuklar alıştı. Ceren de bayağı alıştı. Yeni arkadaşlarıyla tanıştı. Daha yakından tanıma fırsatı olunca alışmaya başladı. Onun için de zor. Yeni bir ortam. Ve şu anki okulundan kimse yok. Bir de biz 5. sınıfı tekrarlattık arkadaşlar, zorlanır diye. Şimdi gimnazyumun dersleri farklı, Hapçule'nin dersleri farklı. Oradan birden 6. sınıfa girerse çok zorlanır diye düşündük. Öğretmenle de konuştuk. O da aynı fikirde. O yüzden Ceren'e 5. sınıfı tekrarlatıyoruz. O da biraz zor geldi. Diğer arkadaşların yanında bir tık büyük olduğu için biraz kompleks yaptı. Ama alıştı. Tanıştıkça alıştı. Sabah içtiğim ikinci kahvenin tadı o kadar güzel oluyor ki. Bir tane hemen yapıyorum kalkınca. O biraz şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Böyle ayaküstü. Hani ekmekleri hazırlarken falan bir şey anlamıyorum. Sonra bırakıp geliyorum. Böyle kahve içiyorum. O güzel geliyor. Müge'yi de açtım. Size bugün aktüel kullandığım makyaj ürünlerini göstereyim istedim. Uzun zamandır makyaj videosu çekmedim. Böyle göstereyim. Birkaç yeni şeyler de var. Onlardan memnun kaldım. Onları da göstereyim istedim. O yüzden bugün böyle makyajla başlayalım vlogumuza. Volkan için de hayırlı olsun demişsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. O da başladı, gidiyor. Şimdilik memnun. Bir şikayeti yok. Gidip geliyor bakalım. Şimdi gördünüz, leke karşıtı serumumu kullandım. Gözaltı kremi kullandım. O şimdi bayağı bir çekti. Catrice'in primerını kullanacağım. Bunun paketine bayıldım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Kullanıyorum bir haftadır. Bayağı da memnunum. Makyajı tutuyor. Rengi çok güzel. Sıkınca da çok güzel. Bakın gözükecek mi bilmiyorum ama. Böyle 3 rengi aynı anda çıkarıyor. Şöyle 3 kere sıkıyorum. Ondan sonra şöyle. Kokusu da bir tane şekeri hatırlatıyor bana ama hangisi, onu çıkaramadım bir türlü. Her seferinde düşünüyorum şey yaparken, kullanırken. Bunu böyle sürüyorum, ondan sonra bekliyorum hemen 2 dakika. Bunu da yeni aldım arkadaşlar. Göstermiştim sanırım. Şöyle göz altlarını kapatmak için. Bundan da çok memnun kaldım. Concealer'ın altına sürüyorsunuz bunu. Bayağı güzel. Gözaltı morlukla. Bir de sabah kullandığım o C vitamini var ya. Bakın gözaltı morluklarım ne kadar azaldı. Daha koyuydu şöyle. Gerçekten faydası var. Memnun kaldım. Onu tavsiye ederim. Bu da aynı şekilde. Şimdi çekti primer. Şunu şöyle hafif. Bunu sürüyoruz böyle. Ondan sonra şöyle dağıtıyorum altını. L'Oreal'inkini devam kullanıyorum. Bir sürü aldım. Murphy'in aldım. Şunu aldım. Bunu aldım. Sonra şunu aldım.
Hiçbirinin kapatıcılığı onun kadar güzel değil. Şu an biraz daha yazdan kalma bronzluk olduğu için güzel uyuyor ama artık bakacağım. Bir Douglas'a gideyim diyorum. Douglas'tan bakayım diyorum ama bakalım. Şimdilik uyduğu için kullanacağım. Böyle. Şimdi bunu da süngerle şöyle dağıtacağız. Türkiye'den geldik. İnanılmaz bir motivasyon düşüklüğü yaşadım. Böyle çok kötü oldum arkadaşlar bu sefer. Niye bilmiyorum. Daha önce de dedim. Bu sene böyle bir geri gelesim yoktu. Ondan sonra gelince de böyle bir ufak çaplı depresyona girdim. İnanın YouTube'u bile bırakmayı düşündüm yani. O kadar moralim bozuktu ki. Daha yeni yeni toparlıyorum şu son videodur. Gerçekten kötü geçti benim için bu 1-2 hafta. Şimdi fondötenimi sürdüm. Evet, dudaklarıma da sürüyorum. Şöyle gözlerime de sürüyorum. Bazıları sürmüyor ama bende dudakta pigment bozukluğu olduğu için dudaklarıma da fondöten sürüyorum. Ruju da sürünce bütün gün daha rahat oluyor böyle görünüm açısından. Şimdi concealer'a geçiyoruz. Concealer'da şu Cut Resync'ini kullanıyorum. Concealer'ı da bu şekilde sürüyorum. Ondan sonra süngerimle. Şu üst kısmını concealer, şu aşağıya da fondöteni kullanıyorum. Dün de evdeydim ama alışverişi hallettim. Temizliği hallettim. Size demiştim dolapları yapacağım diye. Vallahi pazar gününden beri yok. Pazartesinden beri dolapları hallettim. Ama bittim. Şu sırtım tutuldu tutulacak. Öyle hissediyorum. İnşallah bir şey olmaz. Hipoalergikin şöyle fresh bir şeyi var. Sabitleyicisi. Göz altıma onu kullanıyorum. Burada concealer'ın göz çizgilerinin arasına girmesini engelliyor. Bütün yüzümde kullanmıyorum çünkü benim cildim kuru. O yüzden sadece göz altlarına. Bunu yeni aldım. Catrice'in şöyle bir bronzeri. Bu biraz krem bronzer. Bundan memnunum şimdilik. Sadece bugün onu da atalım. Fırçayla yaptım son birkaç seferdir ama pek fırçayla kolay olmadı gibi. Neyse şöyle süreyim, ondan sonra süngerle dağıtayım olmasa. Şöyle. Renk olarak çok güzel. Şöyle fırçada kalanı da şöyle burun kenarlarına, ucuna şöyle dağıtıyorum. Böyle. Daha sonra highlighter'a geçiyoruz. Highlighter'da şöyle MAC'in highlighter'ını kullanıyorum. Soft and Gentle. Bunu da sür bitmiyor. Vallahi her gün kullanıyorum. Hiçbir azalma yok. Şöyle bunu da böyle buralara birazcık sürüyorum. Ve hafif burun ucuna ve dudak üstüne. Bunu da sürdükten sonra rimele geçiyoruz. Rimelim her zamanki gibi Essence'ın rimeli. Bunu senelerdir kullanıyorum ben. Çok da memnunum. Bugün böyle bir makyaj yapasım vardı. O yüzden önce makyajı halledeyim dedim. Ondan sonra evi yaparım. Rimelimizi de sürdük. Şimdi şu dudaklarımı bir boyayayım. Çünkü çok soluk duruyor. Onu bir halledeyim. Kalemim o kadar küçüldü ki zor buldum. Bakın şöyle Annemarie Wurlant'ın kalemi. Bunu da yenisini almam lazım da. Çünkü günlük hep bunu kullanıyorum. Bu renkte de tutturamadım hiçbir. Bakın şurada birkaç tane daha var. Tutmuyor aynısını. Zaten hep böyle iyi şeyler bir daha bulunmuyor. Kalktığı zaman. Dudaklarımın dışını boyamıyorum ben arkadaşlar. Sadece görüyorsunuz. Kendi dudağımı çiziyorum. Sonra içerisine şöyle hafif
kalemle geçirelim. Renk eşitliği olsun diye. Şu Maybelline'in rujunu kullanıyorum normalde. Şöyle 35 numarasını. Böyle üzerinden geçeyim. Şöyle hafif ama çok değil. Çünkü bu bir parlaklık veriyor, güzel. Ve bu 35 numarası bakın tam böyle günlük. Çok böyle pembe de değil. Hoş. Ve şundan da çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Şöyle Essence'in Lip Öğülü. Bu da çok güzel ama tek şeyse bakar mısın şuna, paketi çıkarınca içinde ne kadar ürün var şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Neredeyse yok. ama bundan da memnun kaldım. Bazen mesela kalemi sürüyorum. Ondan sonra sadece biraz bundan böyle üstüne. Bunu da yaptık. Şimdi kaşlarımızı yapacağız. Kaşları da normalde kaşlarımı şu Kiss'in kalemiyle yapıyorum. Bunu ben online sipariş veriyorum. Bunun satışı yok. Ama bu aralar biraz bana böyle aşık geliyor rengi. Böyle kızılımsı geliyor. O yüzden eski kalemime geri dönüyorum. Bu daha mat. Şöyle Catrice'in kaş kalemi. Bunun rengi de 040 Cool Brown. Bu tam böyle istediğim tonda. Ama tek sorun ucu ince ve şey olmuyor. Uzun sürüyor boyaması. Öbürüyle daha çabuk. Bununla biraz daha ince detaylı oluyor. Şunu bir kenara alayım şimdi. Çünkü aynam lazım. Aynasız olmuyor. Kaş filtresi denedim TikTok'ta. Arkadaşlar filtreye göre benim kaşlarım şurada ta şöyle aşağıdan olması gerekiyormuş. Yani o kadar screenshot aldım. Size şuraya koyacağım. Kaşa bakar mısınız? Resmi aşağıdan gösterir. Acaba dedim bugün buna göre mi yapsam? Denesem mi ki? Ne diyorsunuz? Birkaç yapan kişiye de baktım. Bayağı yakıştı. Ama gerçekten benim kaşım böyle olması gerekiyordu. Başta sona yanlış. Başı doğru. Başı doğru. Gerisi yanlış. Bilmiyorum. Bir gün buna şey yapmak istiyorum. Böyle olduğu gibi çizmek istiyorum. Neyse biz bildiğimiz gibi yapalım. Bir gün beraber de deneriz. Şimdi bütün makyajı mahvetmeyelim. O yüzden önce kaşlar. Bakın. Bu daha bir doğal. Öbürü daha kızılımsı. Catrice'e yazayım da şunun kalınlığını çıkarsın. Doktordan randevu aldım arkadaşlar. Şu et benlerini aldırmak için. Randevu aldım. Randevuyu tabii daha hikaye verdiler. İnanır mısınız? Alt üstü bakacaklar. 5 dakikalarını almayacak. Almaları. Randevu verdiler. O randevuyu da sadece önce bakacaklarmış. Olsa bir daha randevu verip alacaklarmış. Şeyi aldım Türkiye'den. Onu deniyorum şimdi ama. Limon tuzu. Sürüyorum üzerine. Bakalım dediği gibi olacak mı? Kendiliğinden gidiyormuş. Yani düşüyormuş. Birkaç zaman sonra. Sürüyorum bakalım akşamları. Göreceğiz. Kaşları da hallettim. Makyajım bitti. Bu kadar. Bazen allık da sürüyorum. Ama bugün sürmeyeceğim. Şöyle. Bakın saçlarımın rengi yine bayağı açıldı ya. Şey akıyor hep. Siyah boyadıydım biliyorsunuz. Siyah renk aktı. Bakın kahverengi oldu yine çikolata gibi. Bu rengi de seviyorum ben ama eşit değil sanki. Geçen de bir arkadaş eski videoma yorum yapmış. Saçların çok güzel diye sarışınken. Yazmayın arkadaşlar öyle şeyleri. Kafamı karıştırıyorsunuz. Bak giderim boyarım yine. Zor. Sarı saçı kullanması zor. Sürekli dibi çıkıyor. Zor olmasa yaparım da.
Bilmiyorum, kafamı karıştırdınız. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz? Böyle. Şimdi şu eve bir şipşak toparlayalım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Felicidad, que hasta la cama la ponemos a temblar. Tus padres hablan, pero no saben nada más. Lo que tú sientes conmigo, la adrenalina, baby, dándote castigo. Yeah. Y pues, baby, pa' que sigo. Si no escuchan lo que digo, es de nosotros saber cómo. Sürdüğü belli oluyor arabaya. Koltuk arkada. Ayarlayalım. Şimdi nereye gidiyoruz? İşleri hallettik. Şimdi annemle kahvaltıya gidiyoruz. Temizliği yaparken annemle görüştük. O da kahvaltı yapmamış. Ben de yapmadım. Saat 11'e çeyrek geçiyor dedik. Beraber kahvaltı yapalım. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz ama nereye gideceğiz karar vermedik. O yüzden önce bir annemi alayım. Ondan sonra karnımızı doyuralım. Şimdi Ceren'i de aldım. AVM'ye geldik. Hazır Volkan'la Ezgi yokken biraz dolanalım dedik, değil mi? Biraz bakınalım ne var ne yok. Gözlüğe bakar mısın? Ne kadar değişik. Ha, Hontem'e gireceğiz. Öyle biraz dolaşalım bakalım. Anne kız. Şimdi Ceren'le Rosman'a geldik. AVM'den çıktık. Rosman'a geldik. Biraz da burada dolaşacağız. Ondan sonra da eve gideceğiz. Zaten saat 3 olmuş. 4'te çıkıyor bizimkiler. O yüzden buradan sonra eve. Şimdi eve geldik. Ceren'le beraber neler aldık? Fazla bir şey almadık aslında. Şimdi Ezgi çıkacak. Bir 5 dakikası var. O gelir 10 dakikaya. Ondan sonra da Volkan gelir. Ondan sonra toplanırız, değil mi? Yemek yapacağız daha. Ne yapacağız acaba? Hızlı bir şey yapmamız lazım. Neler aldık? Ezgi şundan istiyordu. Legos için. Şöyle bundan aldık. Sonra Ceren de şunu istedi. Ona da bunu aldık. Şöyle Harry Potter'ın Dobby'nin Legos'unu. Güzel değil mi? Odalarını süs olarak da güzel olur diye düşündüm. Böyle onu aldık. Şimdi onu almışken de tabii Ezgi'ye de almak lazım. Ezgi'ye de şöyle bir şey aldık. Lego Friends'in. Böyle. Bulut'um çekil oğlum. Sonra ne aldın başka? Ne aldın başka? Sen ne istiyorsun? Dur, senin bir tane daha yastığın vardı. Bak. Bunu da vereyim. Bugün vermeyecektim ama. Gel bakalım. Onları aldım Rosman'dan. Bir tane çöp torbası aldım. Almışken şöyle koyalım. Sonra AVM'den de bir şey bulamadık. Şöyle bir atlet aldım kendime. Şöyle ama açamadım.
şöyle bir şey gözükmeyecek de üstüm siyah ya. Şöyle bir atlet böyle bluzların altına giymeye. Bunu aldım. Bu da 15 euroydu. Vera Moda'dan aldım. Rossmann'dan bir de şunu aldım. Şöyle Hawkman. Havluyu hep mutfak havlusunu fırının tutma yerine seriyorum. Orada beni rahatsız etti. Şuraya asayım dedim. Şu tarafa bakın. Ay. Şöyle şuraya asayım dedim. Onu da asalım hemen. Şimdilik öyle dursun. Bir de pasta aldım. Şeyler indirimdeymiş, krapınlar. O yüzden krapın aldım geldim. Kahvenin yanında. Şimdi sen yine mi geldin? Sen yine mi geldin? Ya Rabbim. Ya Rabbim ya Resulallah. Bakın nasıl attı kendini. Bak nasıl attı kendini. Nasıl attı kendini. Bak bak. Ölü taklidi mi yapalım? Ölü taklidi mi yapalım sen? Oh mis kokulu mis mis. Şimdi bizimkilerini bekleyelim. Ben de bir 5-10 dakika oturayım içeri. Ondan sonra da akşam yemeğini yapalım. Şimdi şöyle hızlı bir şeyler hazırladık. Nuggets'le patates yaptım airfryer'da. Volkan'la ben de tost isteyeceğimiz tost yaptık. Şöyle biraz domates, zavatalık, peynir. Bugünkü akşam yemeğimiz böyle hızlı yemek. Evet, de en sevdiğim. En sevdiğin. Hadi otur bakalım. Bu en sevdiğim. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk çok şükür. Merhaba. Evet, Volkan da nihayet vloglarda gözüktün. Evet. Teşvik ettiler. Teşvik ettim. Teşvik mi dedin? Aynen. Videolarımıza. Nasıl gidiyor iş? İyi gidiyor. Alışma sürecindeyim. Ya, alışırsın o. Arkadaşlar sağ olsun yazmış herkes hayırlı olsun diye. Evet, bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Volkan bu hafta okuma fırsatı bulamadı yorumları. Normalde okuyor evet. Yorumlarımı. Ama bu hafta yoğun onun için. Bu hafta yoğunluk. Oraya git, okula git, bunu yap. Orada termin, şurada termin derken. Evet, bir de yeni iş. Bir de yeni iş. Öyle, artık alışınca daha çok aramızı katılırsın inşallah. İnşallah. Böyle karnımızı doyurduk. Kızlar odalarında Lego yapıyor, biz de. Daha doğrusu ben burayı toparlayacağım. Yemekler kaldı, bakın tostlar, nuggetler. Bir patates yendi. Evet. Okulda da öğlen yemeği yiyorlar ya. Pek şey olmuyor, acıkmıyorlar. Neyse onları koyayım da nuggetsleri yiyeyim de yarın beslenmelerine koyarım şu nuggetsleri. Evet. Onlar seviyorlar öyle akşamlar kalma yemek koyunca. Cins bizimkiler. Ay. Ama yarın zaten erken çıkıyorlar. Evet, yarın öğlen yemeği yok. Sorun değil. Çamaşırım da bitti, fazla bir şey yoktu da. Ezgi Lego yapıyor. Her 5 dakikada anne, baba, anne, baba. Şey, yapışkanlarını bize yapıştırıyor. Efendim. Efendim. Halim bu çocuk. Ondan sonra şu makyajımı bir silmek istiyorum. Bir yük gibi oldu suratımda. Böyle oluyor. Akşam olunca rahatsız ediyor beni. Akşam çıkarmak istiyorum hemen. Daha doğrusu eve gelince. Eve geldim, işlerim bitti. Ondan sonra çıkarmak istiyorum. Makyajımı hemen şöyle bir çıkarayım. Ondan sonra sabunlayayım. Mis gibi. Ne güzel. Tertemiz. Ay ay. Şu makinede. Eskiden makine dolmuyordu. Çocuklar büyüdü. Şimdi her gün bulaşık makinesi çalışıyor. Biraz daha büyüseler herhalde günde iki kez çalıştıracağız. Böyle. Şunu da Türkiye'den almıştım. Şimdi bitti de kirli. Makineye atacağım. Bakın arkadaşlar böyle beyaz peynir koyuyorsunuz. Böyle çıkarırken suyu içinde kalıyor. Çok güzelmiş. Sevdim. Kullanışlı bir şey. Buzdolabına. Çünkü o biliyorsunuz Lidl'in falan beyaz peynirleri böyle çıkarıp koyarken şap diye içine her yere su sıçrıyor. O yüzden İyi bir şey. Sabah bir görseniz arkadaşlar 100 tane ekmek hazırladı. Volkan'a 2-3 ekmek. Ezgi'ye, Ceren'e. Hepsinin suları. Ben işe gittiğim günler bir de benimki giriyor araya. Bir sürü yemek hazırladı.
açılmıyor. Bunu açılmıyor. Evet. Niye? Bitti ama. Çamaşır... Nasıl açıldı? Boş mu? Açıldı bilmiyor musun? Allah'ım. Ben serardım. Koyayım da. Şöyle koyalım. Ben sereyim aşkım diyeceğim. Yanlış. Ben sererim yanlış aşkım. Yanlış söyledim. Ben sererim. Sen dert etme Hülya. Efendim Ezgi. Tamamdır. Mutfak bitti. Arkadaşlar mutfağımı değiştirmek istiyorum. Ama bir yandan ev bakıyoruz. Daha önce de bahsettim. Bir yandan bilmiyorum. Şimdi buraya mutfak yaptırsam değer mi? Ne zaman çıkacağımız belli değil. Ev ne zaman bulacağımız belli değil. O yüzden bilemiyorum. Ne diyorsun? Mutfak diyorum, yaptırmak istiyorum. Hmm. Mutfakta neyse, o bizden biraz genç. Senle ben 18 senedir tanışıyoruz. Aynen. Mutfak 15 senelik. 15 senedir evliyiz. Var mı lan? Var. 15 senelik mutfağımız. İşte o zamanlar 18 yaşında, hatta 17'ydim. Mutfağı alırken herhalde öyle bir şeydi. İnsan bilmiyor ki, hiç ev olmadı. Ne iyi olur, nasıl yaptırsan daha iyi olur. Öyle cahillik döneminde buraya mutfak olsun yeter diye aldık. 15 senedir kullanıyoruz. Ama daha çok dolaba ihtiyacım var. O yüzden bilmiyorum. Daha çok dolaba ihtiyacım var. Evet. Eşyalar çoğalıyor demek oluyor. Aynen. Eskiden yetiyordu az bir şey. Çocuklar büyüdükçe eşyalar çoğalıyor. Bulaşıklar, çamaşırlar, her şey çoğalıyor. Evet. O yüzden karar veremiyorum. Şimdi bir yandan çıksan kiramız da iyi. Evet. Şu an kiralar da yüksek. Ev bulabilsen evde bulamıyorsun ki. Sorun da orada. Şimdi buradan çıkıp da buradan 10 metrekare büyüğüne çıkmak da saçmalık olur. Evet, 300-400 euro fazla verip 10 metrekare fazla almak mantıksız yani olur. Mantıksız olur. Çıkmışken değmesi lazım. Evet. Çıktığımıza. O yüzden kararsızım. Ama mutfak istiyorum. Kararsızsın. Bilemiyorum. Bir bakalım. Ya uygun bir şey alacağız. Sonradan içimiz acımasın en azından çıkarsak da. Gerçi giren kişi alır mutfağı güzel olduktan sonra, temiz olduktan sonra ama yine de ne gerek var? Şimdi 7-8 bin euroluk mutfak alırsın, 1000 euroya giren kişi 1000 euro verir. Doğru. 7-8 bin euro vermiyoruz mutfağın değerini. O yüzden şöyle... Vermesi sökeceğim. Söküp evine uymazsa... Sorun oldu. Ya tabii. O yüzden bilemiyorum. Bakacağız artık inşallah. İlerleyen zamanda Allah bir ev nasip etsin bize. Ya da şuraya bir mutfak. Bol dolu. Alınır bu, sorun değil de. İşte sorun bu kararsızlık. Evet işte bu. Sıkıntı o. Sıkıntı o. Ev bulsak çıkacağız da. Sorun ne zaman çıkacak? Allah bilir artık. Ya bir ay sonra çıkar bir yerden. Ya haftaya bir yer buluruz. Ya bir sene daha bulamayız. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi biz gidelim arkadaşlar. Saat oldu 6. Ben videomu editleyeceğim. Ondan sonra yarın iş var. İş, okul hazırlıkları, çantaları hazırlanacak. Bu arada cuma oluyor siz izlerken. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Hafta sonu vloguyla. Kendinize iyi... Motor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ah, kol. Ne yapıyorsun? Ufak parmağımı çarptım. Sakar. Ah, çok kötü çarptım.